Covid-19 pandemisi nedeniyle değişen yaşam tarzında hareketsizlik çok sıklaştı. Bunun bir sonucu olarak da boyun fıtığı şikayetlerinde artış görüldü. Çalışma hayatının ev hayatıyla birleşmesi, evden çalışma düzeninin yaygınlaşması, kötü pozisyonda uzun süre oturma, sürekli yatarak televizyon izlemek, bilgisayar, telefon ve tablet kullanımı boyun fıtığı şikayetlerinde artışa neden olabiliyor. Bu videomuzda boyun fıtığı neden olur, boyun fıtığına iyi gelen besin hangisi, bunlardan bahsedeceğiz. Gerçekten mucizevi bir etkisi var. Denediğinizde bunun çok etkisini göreceksiniz. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Boyun fıtığı nedir? Boyun fıtığı travmalar, zorlamalar, kazalar veya yaşlandıkça diskin merkezi su içeriğini kaybetmesi, diskin yastıklama görevini eskisi kadar iyi yapamaz hale getirebilir. Disk bozulmaya devam ettikçe dış tabakası da yırtılabilir ve diskin merkezi dış tabakadaki bir yırtıktan çıkarak sinirlerin ve omuriliğin yer aldığı boşluğa taşarak boyun fıtığına neden olur. Boynumuz 7 adet omurdan oluşur ve omurlarımız arasında hareket edebilmemizi sağlayan diskler yer alır. Bir omuru diğerine bağlayan en önemli yapı olan disk, kuvvetli bağ dokusundan oluşmuştur ve omurlar arasında yastık ya da darbe emicisi gibi görev yapar. Peki boyun fıtığının nedenleri nelerdir? Boyun fıtığı 20-40 yaşları arasında genellikle vücudunu çok kullanan kişilerde ortaya çıkar. Ağır yük kaldırma, ters bir hareket yapma, itme hareketinin sık yapılması, bağ dokusunun yırtılması yani fıtık riskini artırır. Trafik kazaları ya da yüksekten düşmede diğer nedenler arasında yer alır. Bunların yanı sıra duruş bozukluğuna yol açan uzun süreli masa ya da bilgisayar başında oturanlarda da bu rahatsızlık çok daha sık görülmektedir. Cep telefonu uzun süre kullananlar, boyun eğerek uzun süre ekrana bakmak ya da telefonu boyuna kıstırarak konuşmak da boyun fıtığına yol açar. Telefon ya da tableti göz hizasından aşağıya tutmak ve uzun süre bu şekilde bakmak da boyun fıtığı için risk oluşturur. Tam olarak genetik bir geçiş söz konusu olmasa da anne babasında bu hastalık görülen çocukların boyun fıtığı olma riski, disk eklemlerin hassasiyetinde genetik faktörlerin etkili olabilmesinden ötürü çok daha fazladır. Peki boyun fıtığının belirtileri nelerdir? Boyun fıtığının en önemli öne çıkan belirtisi boyun ağrısı. Fakat her boyun ağrısı fıtıktan kaynaklanmaz. Bunların büyük bir kısmı kas kökenli ağrılardan kaynaklanır. Boyun fıtığı zorlamaya ve ağır kaldırmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Fıtığa bağlı gelişen ağrılar sırta, kürek kemiğine, omuza, başın arka tarafına ve parmak ucuna kadar inen ağrılar şeklinde görülür. Ağrı dışında ileri derecede fıtıklarda sıkışan sinirin fonksiyonuna bağlı olarak kolların ve parmakların belli bölgelerinde uyuşukluk, karıncalanma, güç kaybı ortaya çıkar. Boyun ağrısı başın arka kısmından şakaklara doğru yayılır. Şiddetli, geçmeyen kola yayılan ağrı şeklinde görülür. Sırt, kol ve omuzlarda ağrı olur. El becerilerinizde azalma olur. Kol ve parmaklarda uyuşmalar ve karıncalanmalar olur. Duyu kaybına yol açar. Elektriklenme oluşur. Kol ve el kaslarında güç kaybı oluşur. Reflekslerde zayıflama, kolda incelme olur. Boyun fıtığında öncelikle cerrahi olmayan tedavi yöntemleri hangileri? Kürümüze geçmeden önce bundan bahsedelim. Boyun fıtığı olan hastaların çoğu hiçbir tedavi görmeksizin iyiye gidebiliyorlar. Ağrısı devam eden hastaların tedavisi için değişik seçenekler mevcut. Boyun fıtığı ile ilgili ağrıyı azaltacak pek çok ilaç bulunmakta. Pek çok hasta cerrahi olmayan medikal tedavi veya konservatif tedavi ile iyiye gidecektir. Doktorunuz gerek gördüğü takdirde istirahat, boyunluk, sinir tahrişini azaltmaya yönelik anti-inflamatuar ilaçlar, ağrı kontrolü için ağrı kesiciler, fizik tedavi, egzersiz veya epidural steroid enjeksiyonları gibi tedaviler önerebilir. Boyun fıtığında cerrahi olmayan tedavinin amacı, sinirin fıtıklaşmış diskten kaynaklanan tahrişini azaltmak, ağrıyı dindirmek ve hastanın genel durumunu düzeltmektir. Boyun fıtığı tedavisi süresi boyunca işe gidip gitmeyeceğinizin bilgisini doktorunuza mutlaka sormalısınız.
Boyun fıtığına bağlı ağrının başlamasından sonra kısa süreli dinlenme faydalı olabilir. Bu kısa istirahat sonrasında yeniden harekete başlanması, eklem sertliği ve kas güçsüzlüğünün önlenmesi açısından önemlidir. Ve şimdi gelelim 30 günde fıtıktan nasıl kurtulabilirsiniz bunun cevabına. Evet, fıtığı yok eden bitki İbrahim Saraçoğlu'nun reçetesiyle günden güne yayılmaya başladı. Bu bitkiyi merak ediyorsunuz değil mi? O halde bir an önce iyileşmek için bel ve boyun fıtığını yok eden bitki nedir? Bunu öğrenelim. Bel, boyun ya da kasık fıtığı yok eden bitki nedir diye heyecanlanmaya başladınız. Bu faydalı ot 40 kilit otudur. At kuyruğu adıyla da bilinen bitkisel fıtık ilacını aktarlardan kolayca temin edebilirsiniz. Bu ot sayesinde düzenli kullanmanız şartıyla fıtık hastalığından kurtulabilirsiniz. Evet, İbrahim Saraçoğlu 40 kilit otu için şu ifadeleri dile getiriyor öncelikle. 40 kilit otunu alırken taze olmasına özen göstermelisiniz. Raf ömrü 1 yılı geçmişse almanız tavsiye kesinlikle edilmez. Özellikle orman kenarlarında yetişen 40 kilit otunu almanız daha verimli olur. 40 kilit otundan hazırlanan kürü vücudunuza masaj olarak uygulamanız önerilir. Peki fıtığı yok eden bitki 40 kilit otu kürü nasıl yapılmalı? Bunun için gerekli malzemelerimiz: 1 yemek kaşığı 40 kilit otu, 1 bardak sıcak su. Hazırlanışı şu şekilde. 1 bardak su içerisine 1 yemek kaşığı 40 kilit otunu yaklaşık 5 dakika kaynatın. Kaynayan bitkiyi dinlenmeye bırakın. Sıcaklığının geçmesi çok önemli. Sıcaklığı geçtiğinde uygulamaya hemen geçebilirsiniz. Peki nasıl yapmamız gerekiyor? Hazırladığınız 40 kilit suyunu derin bir kaseye süzerek aktarın. Bu esnada bir kişiden yardım alabilirsiniz. Çünkü bu suyun masaj yoluyla sırt ve boyun bölgesine sürülmesi gerekiyor. Parmakların suyu batırılıp enseden bel boşluğuna kadar suyun sürülmesi önemli. 15 defa aynı işlemi uyguladığınızda sıcak bir ortamda kalmalısınız. Oda sıcaklığında bu tedavi yöntemi denendiğinde daha verimli sonuçlar alacaksınız. Dilerseniz bir gün deneyin, bir gün mola verin. Günde bir defa uygulandığında etkisi görülmeye başlayacak. Eğer molalı bir düzen oluşturduysanız 40 kilit otunu uygulamadığınız günlerde ardıç yağı sürmeniz önerilebilir. Bu durumda bir gün 40 kilit otu, diğer gün ardıç yağı kullanabilirsiniz, çok etkili olacaktır. Düzenli bir şekilde bir ay boyunca bu yöntemi uyguladığınızda fıtıktan kurtulduğunuzu göreceksiniz. Başkalarının da yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.